Yeni bir muhabbet kuşu sahiplenerek eve getirdiniz. Kuşlarla ilgili araştırmalarınız ve onlara duyduğunuz hayranlık birdenbire gerçeğe dönüştü. Ancak beklenmedik bir durumla karşılaştınız. Yeni kuşunuzun davranışları mağazadaki davranışlardan oldukça farklı. Yemeğini yemiyor ve gün boyu hareket etmeden oturuyor. Evet, kuşunuzun bu davranışı sizde endişeye neden olsa da yeni alınan kuşlarda karşılaşabildiğimiz olağan bir durum. Tabii ki sadece bununla da sınırlı kalmayabilir. Her kuş farklı olduğu için ishal, titreme, ısırma, çırpınma, tüy bozukluğu gibi sorunlar da karşımıza çıkabilir. Kuşumuzun sağlığı açısından bu konuyu detaylı incelemekte fayda var. Şimdi gelin birlikte yeni aldığımız kuşla karşılaşabileceğimiz sorunlara ve çözümlerine tek tek bakalım. Muhtemelen kuşunuzu buna benzer küçük bir kutu içerisinde eve getireceksiniz. Kafese salmak istediğinizde oldukça stresli olan kuşunuz tutunarak kutudan çıkmak istemeyebilir. Bu durumda kesinlikle kutuyu sallayarak kuşunuzu korkutmayın. Kutunun çıkış kapısını açarak kafesin içine doğru tutun. Kuşunuz bir süre çıkmak istemese de sakinleşince aydınlık ortama çıkmak isteyecektir. Eğer çıkmak istemezse elle tutma yöntemini kullanabilirsiniz. Kuşunuzu yavaşça kutudan alarak kafesteki tüneyin önüne doğru tutun. Kendisi tüneye geçecektir. Rastgele kafesin içine bırakırsanız çırpınarak kanatlarına zarar verebilir. Yeni alınan kuşlar henüz kafese ve ortama adapte olmadığı için aç olsa bile yemlerine dokunmayabilir. Genellikle bu süre 2 gün sürer. Eğer ortamda kalabalık ve gürültü varsa bu süre daha da uzayabilir. Bu nedenle yeni aldığınız kuşları ilk 2-3 gün kendisini güvende hissedeceği ve kimsenin girmediği odalara koymalısınız. Odada kendisini güvende hisseden kuşunuz yemlikleri keşfederek yemeğini yiyecektir. Tabii ki bu durum yavru kuşlar için geçerli değil. Sahiplendiğiniz kuşunuz yavru ve yem kırmayı yeni öğrendiyse yemlik kullanmayı öğrenmemiş olabilir. Onun için mevcut kuş yemini bir havan ya da öğütücüde hafif ezin. Ezdiğiniz yemin içine iri taneli yemlerden de karıştırın. Çukur olmayan bir tabağa koyarak kafes tabanına koyabilirsiniz. Yavru kuşunuz yem yemeye çalışırken yemleri kırıp kıramadığını kontrol edin. Yemleri kıramıyorsa öğrenmeleri için daldarı ve kanarya yemiyle destekleyebilirsiniz. Kanarya yemi yumuşak kabuklu olduğu için kolaylıkla kırabilirler. Yemek olarak kuşlarınıza haşlanmış yumurta ve yumurta maması gibi yumuşak besinler de verebilirsiniz. Eğer hiç yem yemeyen yaşta bir kuş aldıysanız elle besleme aparatıyla beslemeniz gerekebilir. İlk günlerde yemlere dokunmadıkları gibi suya da dokunmayabilirler. Kafese adapte olduklarında sularını da içmeye başlayacaklardır. Kuşunuzun suluğunu rahat ulaşabileceği şekilde tünek başı gibi yerlere takın. Yavru kuşlarınız için de sulukları kafes tabanına koyabilirsiniz. İshal durumu da yeni aldığımız kuşlarda karşılaşabildiğimiz bir durum. Eğer kuşunuzun popo kısmındaki tüylerde sıvı şekilde yaygınlaşmış dışkı kalıntıları varsa kuşunuz ishaldir. Bunun sebebi düzensiz beslenme ve bakteriler olabilir. Her iki ihtimalin de olasılığı oldukça yüksek. Kuşunuzu almadan önce toplu kafeste yaşıyorsa düzensiz beslenmiş olabilir. Bu durum ishale neden olur. Yeni evinde beslenmesi düzene girince ishal durumu da geçecektir. Yine diğer kuşlardan ishale sebep olan bakteriler de geçmiş olabilir. Kuşunuzun suluğuna pet shoplarda satılan ishal çözeltilerinden alarak damlatabilirsiniz. Bulamazsanız doğal olarak da 3 damla elma sirkesi damlatmanız ishal durumunu tedavi edecektir. Hareketsizlik ve uyku da yeni alınan kuşlarda olan bir durum. İlk günlerde kendilerini güvende hissetmeyen ve ortama adapte olmayan kuşlar hareketsiz kalmayı tercih eder. Bazen başını sırtına koyarak uyuduğunu da görebilirsiniz. Bunlar aynı zamanda hastalıklarda da görülebilen belirtilerdir. Eğer kuşunuzda 4-5 güne düzelme olmazsa bir hastalığı olabilir. Yeni aldığınız kuşunuzun yanına doğru yaklaştığınızda titrediğini görebilirsiniz. Size alışmaya başladıkça bu durum düzelecektir. Her kuş sahibi kuşun oyuncaklarla dizayn edilmiş güzel kafeslerde yaşamasını ister. Ancak bu konuda oldukça temkinli olmalısınız. Çünkü muhabbet kuşları yeni gördükleri oyuncaklardan korkarlar. Bunu önlemek için yeni alacağınız kuşunuzu sadece temel ihtiyaçlarla donatılmış sade bir kafesle karşılamalısınız. Zamanla yeni oyuncaklarla tanıştırabilirsiniz. Tabii ki kuşların kafes içinde çırpınmasının tek nedeni oyuncaklar değil. Karanlık ortam, insanlar, gürültü ve parazitler de kuşların korkarak çırpınmasına neden olur. İlk haftalarda ortamda loş bir ışık olması kuşunuzun korkmasını önleyecektir. Adapte sürecinde kuşunuzun odasında kalabalık oluşturmaktan ve gürültü yapmaktan olabildiğince kaçının. İnsan kaynaklı faktörlerin dışında minik canlılar da kuşlarımızı rahatsız ederek korkutabilir.
Tüylerin arasına gizlenmiş bitler kuşlarınızı ısırarak panik yapmasına neden olmaktadır. Yeni alınan kuşlarda da daha önceden toplu ortamda yaşadıkları için parazitlerin olması kaçınılmaz bir durum. Bunu önlemek için kuşunuza parazit spreyi alarak önlem amaçlı tüylerine sıkabilirsiniz. Muhabbet kuşlarının kendilerini savunmakta kullandıkları tek mekanizma gagalarıdır. Kuşunuza dokunmak istediğinizde kendisini korumak için sizi ısırabilir. Her kuşun farklı karakteri olduğu için böyle bir sorunla karşılaşmamak için uysal kuşları sahiplenmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Eğer ısıran bir kuş sahiplendiyseniz de endişelenmeyin. Aranızdaki bağ geliştikçe kuşunuzun size olan güveni arttıkça ısırma davranışı sönecektir. Onunla aranızdaki güveni geliştirmek için ikinci haftadan itibaren kafes içinde eğitime başlayabilirsiniz. Elinizde kuşunuza ikram edeceğiniz meyveler, sebzeler ve yemler zamanla güven kazanmasını sağlayacaktır. Kuşların güvenli bir şekilde uçuş gerçekleştirmesi için bölgeyi bilmeleri gerekir. Yeni aldığınız kuşunuzu kafesten salarsanız ortamı bilmediği için kontrolsüz uçarak yaralanabilir. Yaklaşık 15 gün odayı ölçümleyerek konabilecekleri yerleri öğrenirler. Ancak odaya adapte olsa bile henüz size karşı güven kazanmamış kuşu salarsanız panik yaparak kontrolsüz uçabilir. Kısacası kuşunuzu salma konusunda iki faktörün gerçekleşmesini beklemelisiniz. Birincisi kuşunuz odaya adapte olmalı, ikincisi ise kafes içinde uygulanacak eğitimlerle size karşı güven kazanmış olması gerekir. Bunlar gerçekleştiğinde rahatlıkla kuşunuzu oda içinde özgürce bırakabilirsiniz. Muhabbet kuşunuz ilk haftalarda sessiz olabilir ama birkaç güne kendine gelecektir. Kendisini rahat hissetmeye başlayınca yavaş yavaş sesler çıkarmaya başlayacaktır. Kuşunuzun ötmesi için kuş sesi de gerekebilir. Bir muhabbet kuşu sesi açtığınızda kuşunuzun iletişime geçmek için çağrı sesi çıkardığını görebilirsiniz. Kuşların tüy yapısında ve kilosunda beslenme oldukça etkilidir. Yetersiz beslenen kuşların tüy renkleri cansız ve yapıları bozuktur. Kilo bakımından da oldukça zayıflardır. Bu durumu toparlamak için kuşunuza tohumların yanı sıra haftada 2 gün meyve sebze, haftada 2 gün haşlanmış yumurta ya da yumurta maması verebilirsiniz. Pet shoplarda satılan vitamin katkıları da kuşunuza fayda sağlayacaktır. Kuşunuzun beslenmesi düzene girdiğinde 3-4 hafta sonra toparlanmaya başlar. Yine bir güven sorununun işareti olan kafes tellerinde uyuma durumuyla da karşılaşabilirsiniz. Kuşunuz korktuğu için kendisini daha güvende hissettiği kafesin üst noktalarında tellere tutunarak uyuyabilir. Tüy kaşımak ve tüyleri düzenlemek muhabbet kuşlarının sık sık yaptığı bir davranıştır. Çoğu zaman normal bir durumdur. Ancak geceleri uyku vaktinde sürekli hareket ederek tüyleriyle oynuyorsa kuşunuzda bit sorunu olabilir. Çoğu muhabbet kuşu keyifli olduğu anlarda gagasını gıcırdatır. Genellikle yemek yedikten sonra dinlenme anlarında bu davranışı yaparlar. Her şeyin yolunda olduğuna işarettir. Tek ayak üzerinde durma davranışı da yeni kuş sahiplenen kişilerde endişeye sebep olmaktadır. Kuşunuzun ayağında sıkıntı olduğunu zannettiğiniz bu davranışı tek ayaklarını dinlendirmek için yaparlar. Umarım bu video yeni aldığınız ya da alacağınız muhabbet kuşunuzla ilgili sorularınızı giderme konusunda sizler için faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.